Bize şeyi anlatsana. Şarbonlu zarf mı geldi Donald Trump'ın oğluna da Don Junior muydu? Onun eşi açmış zarfı da hastaneye kaldırılmış. Suikast mı düzenliyorlar adama nedir? Aslında belki de bir şakaydı, bilmiyoruz. Yani olay şöyle gelişti. Donald Trump ailesinin başına gelmeyen kalmadı. Önce onu belirtelim. Yani bir Beyaz Saray, bir orası, bir New York. Adamların hiç rahat kaldığı bir yer olmadı. Şimdi Donald Trump'ın küçük oğlu Donald Trump Jr.'ın Manhattan'daki evine bir zarf gönderiliyor. Tabii eşi de Vanessa Trump bu zarfı açıyor ve içinden beyaz bir tost çıkıyor. İlk etapta bir reaksiyon göstermiyor. Evine geri dönüyor. Sonrasında midesinin bulandığını, başının döndüğünü vesaire hissediyor. Böyle bir kendisinde, vücudunda bir şeyler Zarfta oluyor. Ve acaba plasebo mu vardı ki? belki de korkutmak için gönderilmiş bir şeydi, bilemiyoruz. Ve hemen 911 alıyor. 911 acil emergency Amerika'daki ve ambulans geliyor. Trump'ın küçük oğlunun eşini alıp hastaneye götürüyor. Sadece eşi değil, iki kişiyi de alıp götürüyorlar. Akabinde yapılan testler sonucunda hiçbir tehlikeli maddenin olmadığı ortaya çıkıyor. Maddenin ne olduğuna dair bir açıklama yok. Önce onu söyleyelim. Ama maddenin tehlikeli olmadığına dair bir açıklama yapıldı. Ve şunu da söylemek gerekirse, daha doğrusu Amerika bu konuda çok hassas örtüde. 2000'li yıllarda biliyorsunuz kongre üyelerine bu şekilde şarbonlu mektuplar gönderilerek suikastler vesaire yapılmak istendi. Dolayısıyla Amerikalılar mektuplara karşı ve mektubun içerisinden çıkan bu tür değişik maddelere ilişkin oldukça hassaslar. Belki de başının dönmesi, midesinin bulanması psikolojik olarak böyle bir gelişmenin sonucuydu diyebiliriz Ersoy'da. Yavuz Atalay sağ olasın, var olsun.